Şöyle karşınızda Hong Kong Yarımadası'nı görüyorsunuz. Evet, şurada Bruce Lee ustamız var. Dünyanın en uzun yürüyen merdiveni. Evet, Victoria zirvesine geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Gezeceğimin bu bölümünde Hong Kong'a gidiyoruz. Havaalanındayız. Şu anda Seul, Incheon, Uluslararası Havaalanındayız. Birazdan uçağımız kalkıyor. Hong Kong Express'ten aldım arkadaşlar. Seul'den gidiş dönüş 5000 lira gibi bir şeye, bir fiyata aldım. Hong Kong'a gidiyoruz. Şimdi Hong Kong'a girişte Türkiye vatandaşlarından vize istemiyor. Ama neler gerekli? Hong Kong'a nasıl uçulur? Bunları anlatacağım size. Hong Kong'da görüşmek üzere. Uçuşumuz başlıyor birazdan. Evet, şöyle uçuşumuza doğru gidiyoruz. Hong Kong havaalanına indik. Öncelikle pasaport kontrolden önce sağdaki masalarda barış kartını doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, girişteki pasaport kontrolünde polis hiçbir şey sormadı. Kolayca o kağıdı doldurup pasaportumuzla beraber girdik. Güney Kore'de daha çok soru sormuşlardı. Şimdi information desk vardı orada, tourist information. Ben her gittiğim ülkede yine de bir gidiyorum, broşür alıyorum veya web sitelerine bakıyorum. Çünkü ne kadar iyi araştırsanız da farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Şimdi havaalanında biraz para bozduracağız, bakalım. Şimdi 100 Amerikan doları bozdurdum. 711 Hong Kong doları yaptı arkadaşlar. Çok fazla bozdurmak istemedim. Şehir içinde de bozdururum. Ne kadar şu an biraz anlamaya başlayalım, ondan sonra devam ederiz. 100 Amerikan doları 711 Hong Kong doları yapıyor. Nisan 2024'teyiz. Şimdi metroya doğru gidiyorum. Metro kartı alacağım. Octopus kart varmış. Bakalım onu edineceğiz. Daha sonra 200 Hong Kong dolarına şu kartı aldım. İçinde 150 Hong Kong doları içindeymiş arkadaşlar. 200 dolara Octopus kartı alıp metro ve otobüslerde kullanabilirsiniz. Şimdi şehir merkezine giden trene biniyorum. Şimdi metro ile Kaolo istasyonuna geldim havaalanından. Direkt 10 dakika falan sürdü, çok hızlı. Hong Kong adasına da gidebilirsiniz. 3 durakta duruyor. Otobüslerle otelimin olduğu yere gitmeye çalışacağım. Hostelime doğru gideceğim. Minibüsteyiz şimdi. Hong Kong apartmanlarını görebilirsiniz. Şimdi hostelime yakın bir yere geldim. Minibüste indim. Yürüyorum bakalım hostelime doğru. Hostelimi göstereceğim size. Geceliği 600 liraya geliyor bana bu hostelin. Ben de çok merak ediyorum böyle uygun fiyata acaba içi nasıl çıkacak. Evet, Hong Kong'da konaklama arkadaşlar çok pahalı. Otel fiyatları da araştırırsanız eğer gerçekten pahalı. Ama hostelde ben booking.com'dan rezervasyon yaptırdım. Erken rezervasyon yaptırdım. O yüzden geceliği 600 TL'ye geliyor bana yaklaşık olarak. Bilginiz olsun. Evet, bu cadde Temple Street gece marketiymiş. Şimdi hostelime gideceğim önce ama yine de bir geçelim. Bir akşam da buraya geliriz. Burası Temple Street'teki gece marketi olarak geçiyor. Yani A'dan Z'ye her şey varmış. Böyle bir göstereyim. Daha detaylı gezeriz sizinle beraber. Şimdi hostelimi bulayım. Bir akşam. Şimdi Temple Street'e çok yakın bina. Burada Nathan Caddesi burası. Çok yoğun. Şu bina benim hostelimi gösteriyor. Burada Türk dönercisi gördüm hemen köşede. Her yerde var ya. Şu binada da girişini bulacağız. Dışı da tadilatta, şansımıza. Bakalım. Şu hostelimin önündeki cadde Nathan Caddesi, Nathan Street. Buranın en işlek caddelerinden birisi. Ucu denize çıkıyor arkası. Bakalım. Bina girişi burada. Hostelin girişinde bulur muyuz? Bulalım bakalım. 7. kattaymış. Hostelin adı Cultural Crash Pad. Beğenirsem linkini paylaşırım. Girişi böyle. Oğlum nerede? Hostelin girişini bulabilirsem. Evet. Oğlum yanlış yere gitmişim ama bu binada komple böyle otel, hostel falan tarzı yerler var. 7. daire bizimki. Baksanız apartmanın içi böyle. Bayağı büyük yani. Tadilattaymış dışı.
İnşallah iyi bir yerdir ya. Ucuz ama. Böyle giriş böyle. Evet. Bayağı değişik bir apartman. Koridoru takip edince şu kapıdan girdik, tamam mı? Şöyle şifreyle giriliyor. Resepsiyon aranabiliyor. Bir sürü şey yazmışlar. Şöyle oda burası. Şöyle bir hol yapmışlar. Çok sesli konuşmayacağım. Konuşamadım içeride uyuyan olduğu için arkadaşlar. Şimdi çıkalım bakalım. Biraz dolaşalım Hong Kong merkezi. Akşam olmak üzere. Bu apartmanın cephesi tadilatta ve böyle bambu çubuklardan iskele yapmışlar. Çin'de olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Birçok hostel ve otel var bu apartmanda. Apartman ama bayağı yüksek yani. Kaç katlı? 15 katlı falan. Bu arada hava çok basık. Etraf çok kalabalık. Şöyle binalar çok yüksek. Kırmızı ışık olmasına rağmen, yani araç geçmemesine rağmen kimse geçmiyor. Böyle. Şöyle otobüs numaralarına göre bekleme sıraları çizmişler. Herkesin bekleyeceği yer farklı çünkü bayağı kalabalık sokaklar. Metrekareye düşen en kalabalık 4. insan popülasyonu Hong Kong'da, dünyada. Böyle kalabalıklar içinden geçiyoruz. Böyle devasa boyutta apartmanlar var. Şunlardan çok görüyorum. Böyle laundry'ler var. Çamaşır yıkamak için para atıyorsunuz. Bakın, görüyor musunuz? Kurutma var, çamaşır makinesi var. Parayla çalışıyor. Burada bak, hırsız var, dikkat edin yazmış. Kıyafetleri ne kadarmış atıyorum. Yarım saatlik modda yıkarsanız 15 Hong Kong doları. 7'ye bölün. Yani 2 Amerikan dolarına yarım saat. Yaklaşık 3 Amerikan dolarına da, 3-4 Amerikan dolarına da 45 dakikalık modlarda böyle çamaşır yıkatabiliyorsunuz. Bence bayağı iyi bir özellik. Şu an hostelimden çıktım. Bakalım geziyoruz sokakları. Işık gösterisine gideceğim. Her akşam saat 8'de Hong Kong'a bakan sahilde Işık gösterisi oluyormuş arkadaşlar. Oraya gideceğim. Bu arada iskeleler hep bambulardan, bakın. Bambu iskeleler bayağı meşhur demek. Hong Kong'taki ilk günümüz. Telaffuz edemediğim bir durakta iniyoruz. Ve daha sonra şu manzarayı izlemek için halk toplanıyor. Şu aşağı sahilde oturup izleyebilirsiniz. Hong Kong saatiyle her akşam 8'de buradan Yıldızlar Caddesi'nden, sahilden, Kowloon bölgesinden Hong Kong Yarımadası'ndaki ışık gösterisini izleyebilirsiniz. Evet, şurada Yıldızlar Caddesi'ndeyiz. Karşı Hong Kong Adası'na bakıyoruz. Hong Kong Yarımadası'na. Bruce Lee Usta'nın heykeli var. Tabii ki biz de fotoğrafımızı çekindik. Şimdi Kowloon bölgesinden Hong Kong Yarımadası'na bakıyoruz. Şöyle Bruce Lee heykeli var. Gelirseniz kesinlikle fotoğraf çekinin. Daha sonra şöyle bir caddeyi yürüyelim bakalım. Hong Kong Yarımadası arkamda. Bugünü böyle bitiriyoruz. Bugün Seul'den uçağımız vardı. Hong Kong havaalanına geldik. Daha sonra hosteli gezdirdim size. Bugünlük bu kadar. Gezeceğim, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yarın Hong Kong turumuza devam edeceğiz. Bütün gün sabahtan akşama kadar Hong Kong'da her yeri gezeceğiz. Ve Hong Kong sokak lezzetlerini deneyimleyeceğiz. Görüşmek üzere. Gezeceğim, ne kalın arkadaşlar.